İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. İhlas bozulursa. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki hep ibadet yapmaktı onun işi. Halk ona dediler ki, filan yerde bir put var. Tanrı diye tapıyor ona bazı insanlar. O bunu işitince içerledi pek fazla. O putu kırmak için yola çıktı ihlasla. Bu iyi niyetle giderdi ki o yöne, ihtiyar kılığında şeytan çıktı önüne. Ve mani olmak için dedi ki, ey arkadaş, böyle nere gidersin balta ile pür telaş? Dedi ki, bir put varmış, gidiyorum kırmaya, böylece insanları o puttan kurtarmaya. Dedi ki, onu kırmak senin işin değildir. Sana ibadet etmek daha faydalıdır. Sen onu kırsan bile başkasını yaparlar. Hemen dön ki geriye, bu çok yanlış bir karar. Lakin o ihlas ile çıktığından yoluna, aldanmadı şeytanın bu alçak oyununa. Bu sefer şeytan dedi, geçemezsin buradan. Şiddetli bir kavgaya tutuştular o zaman. Abid onu bir anda tuttu ve yere vurdu. Sonra öldürmek için üzerine oturdu. Şeytan dedi, ey Abid, müsaade et de biraz, çok mühim bir hususu edeceğim sana arz. O müsaade edince ayağa kalktı şeytan. Dedi ki, beni dinle. O putu kırma şu an. Çünkü onu kırmayı etseydi Allah Murat, elbet peygamberine verirdi bir talimat. Abid yine dedi ki, keseceğim mutlaka. Şeytan olmaz deyince başladı yine kavga. Abid yine şeytanı kaldırıp vurdu yere. Şeytan dedi, ey Abid, bak dinle son bir kere. Sen fakir bir kimsesin, muhtaçsın el eline. O putu kırmak ile ne geçecek eline? Yastığının altına her sabah iki altın bırakayım, al kullan, o putu kırma sakın. Bu sefer aldanarak bu fikre etti meyil, dedi, doğru söylüyor, bu benim işim değil. Altınların birini kendime sarf ederim, İkincisini dahi bir muhtaca veririm. Eve gelip yattı ve sabaha kalktığında gördü iki altını yastığının altında. İkinci günde yine yastığının altından aldı iki altını, memnundu hayatından. Ve lakin üçüncü gün altın göremeyince kaçtı bütün neşesi, hiddetlendi iyice. Baltasını alarak bir an beklemeksizin yine düştü o yola, o putu kırmak için. Az ileride önüne çıktı yine o şeytan. Dedi ki, dön geriye, geçemezsin buradan. Kavgaya tutuştular. Lakin şeytan bu kere abidi bir tutuşta kaldırıp vurdu yere. Abid dedi, pekala, senindir şimdi zafer. Fakat nasıl oldu da galip geldin bu sefer? Dedi, önce ihlasla gidiyordun kırmaya. Yetmez bizim gücümüz ihlaslı insanlara.
Şimdi ise gidiyordun nefse tabi olarak. Nefse uyanıysa biz yeneriz muhakkak. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Hayr-ı Nesaç rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yapılan amelin maksada ulaştığının alameti, o amelde acz ve kusurdan başka bir şey görmemektir buyuruyor Hayr-ı Nesaç rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo, selamünaleyküm Osman hocam, Mustafa hocam. Aleykümselam efendim, buyurun. Nazilli'den, Aydın Nazilli'den ellerinizle öpüyorum ikinizin de. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Allah rahmet herkes üzerinize olsun. Hepimizin üzerine olsun inşallah. Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz. İyi Allah'a şükür, hamdü sena olsun. Sizin varlığınıza duacıyız. Allah'a TGRT sahiplerine, Enver abilere, Hüseyin Ulmuş efendilere falan hepinizin Allah razı olsun. Amin efendim. Hepiniz bu yolda emeği geçenlere Allah razı olsun. Hocam 3-4 tane sorum var benim. Dinliyorum. Diğer dinleyicilerimizin haklarına girmeden. Hocam bizim Nazilli bölgesinde, Aydın bölgesinde bayağı bir kuraklık var. Bunun için sizden bir dua istiyorum her yer için. Rabbim hayırlısını ihsan etsin, bereket amin nasip etsin, hayırlı yağmurlar nasip ve müessir eylesin inşallah Teala. Amin inşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam ben Saadet Ebedi kitaplarımızı okumaya başladım. Bundan yazanlar da Allah razı olsun. Orada ben abilerden konuştuğumda 73 fıkra var diyorlar. Bunların 72 tanesi bozuk, bir tanesi bizim yolumuzda gidenler diyor. Bunun için bir bizim kitaplarımızı bir anlatabilir misiniz? Hani okumayanlar için nedir ne değildir diye. İkincisi hocam, ben bağda bahçede çalışıyorum. Akşamları yorgun oluyorum. Bazen oturuk yerde namaz kılıyorum hocam. Bu camiye gidemiyorum. Yani camide fazla bir aramız yok ama gidemiyorum. Bu kabul oluyor mudur? Bunun için sizin bilgilerinize peki, idare efendim etmek istedim hocam. Bir de üçüncü hocam, şimdi babam vefat etmiş. Daha önce ben size bağlanmıştım Şubat'ın 7'sinde. Biz buna Mevlüt-i Şerif okutalım diyoruz. Tabii köyde de okunsun falan filan diyor ama buna nasıl bakarsınız? İslam alimleri ne diyor buna diye bakmak istedim. Bir de hocam, TGRT FM bizim Aydın bölgesine çok zayıf çekiyor. Çok zor bela çekiyor. Tabii ben yetkili mercilere bildirdim. Bize sizin vasıtanızla TGRT abilere bir söylerseniz daha iyi olacak. Yayınlarımız biraz düzelsin. Şimdi herkes duydu. Tamam, ben bunun için söyledim hocam zaten. Herkesin duyması için söyledim zaten. Tamam. Şimdi diğer telefonla tamam, aradığımızda tek bir kişi duyuyor. Tamam. Şu anda herkes duyuyor. Şimdi daha iyi oluyor. Teknik elemanlar da duydu. Herkes duydu. Tamam. Peki efendim. Daha olsun. Tamam. Peki efendim. Hocam bir de sizlerin dualarını bekliyorum. Gerçekten ben Rabbim iki can saadeti versin. Sizi de sevdikleriniz de ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Tabii bütün dinleyicilerimiz de. Hastalarınız varsa şifa ihsan eylesin. Borçlu olanlar varsa eda ihsan eylesin. Sıkıntılarımızı ayrı tebliğ eylesin. Son nefesi de hepimize iman selameti ihsan etsin inşallah. İnşallah hocam. Yani peki, ben sizin bu şeyinizi Erzurum'daki abinin, İhlas Mazlum abinin, Osman Attatoğlu abinin sayesinde tanıdım. Yeni tanımaya başladım. Daha önce TGRT'sizi dinliyordum ama gerçekten içimde bir huzur var ki, içimde bir mutluluk var ki. Gerçekten Allah razı olsun. Burada emeği geçenler hepsine Allah razı olsun hocam. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Çok, hayırlı günler efendim. Allah'a emanet olun. Çok çok kolay gelsin hocam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Buyurun. Ben ablamın bir sorusunu soracağım da zekatla ilgili. Dinliyoruz. Ablamın 26 sene önce gelinlik altınları varmış. Bunun hani zekatını önceden bilememiş, kurban kesmemiş, zekat vermemiş, bir yıl kalmış üstünde. Bunu o zamanki fiyatla mı verecek? Hani bu senekinin değerinde mi? Bir de tane taksi pasta verebilir mi eline geçtikçe? Peki nisaba malik miymiş, biliyor musun onu? O zaman işte altınlar varmış. Kaç grammış nisaba malikmiş acaba? Evet, tahminim 150-160 gram tamam falan varmış o zaman. Peki. Peki efendim. Bir sorum da. Evet. Biz bal satıyoruz hocam. Çıtayla satıyoruz ama kilo hesabı. Bunun çıtanın ağırlığını çıkartmalı mıyız? Peki efendim. Bir de
Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra nasıl dua yapabiliriz? Peki efendim. Bir de hocam saçı yukarıdan bağlamak topuz gibi oluyor mu? Hani kendi saçını. Bağlamak ayrı, onu böyle yumruk gibi yapıp öyle bağlamak ayrı. Yumruk gibi yapmıyorsan topuz olmaz. Yok, sadece normal lastikle bağlıyoruz. Ama biraz yukarıdan hani kabarıyor olsun. Dışarıdan. Olsun canım. Ha, topuz yerine geçmez yani. Yok. Ha, tamam hocam. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Önce duanı istiyorum hocam. O evlatlarım için. Efendim, Allah-u Teala sizden de evlatlarınızdan da razı olsun. Bizi dinleyen dinleyicilerimizden de, onların evlatlarının da razı olsun. Allah-u Teala hayırlı kimselerle karşılaştırsın, hidayet versin. Ahir zaman fitnelerinden onları da bizleri de muhafaza buyursun. Neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah Teala. Amin. Allah razı olsun hocam. Ben sana, Enver abiye sana hep dua edeyim. Bütün İslam alimlerine. Peki efendim, teşekkür ederiz. Namazımın peşinden, Kur'an-ı Kerim'in peşinden. Hocam bir arkadaş dedi ki bana, çarşaflı olarak bir arkadaş. Adem Aleyhisselam'ın ümmeti şeytan öküz olaraktan sağında dolaşmış, sağında dolaşmış, şeytana şey yapamamış. Bir türlü yaptı edememiş şeytanı. Ondan sonra kesmiş. Sesiniz gitti, anlayamadık. Şeytanı kesmiş, şeytanı yemiş ondan sonra. Duyabiliyor musunuz? Az duyuyoruz ama yani... Telefonum. Küçük telefon, ufacık telefon. Tamam, siz yaklaştırın. Biraz yaklaştırın ağzınıza. Yani şeytan Adem Aleyhisselam'ın etrafında mı dolaşmış, ümmetinin etrafında mı dolaşmış? Ümmetinin mi, etrafında mı? Onu o kadar... Adem Aleyhisselam'ın etrafında dolaşmış öküz olarak. Sonra da Adem Aleyhisselam kesip yemiş. Kesip yemiş. O zaman bizim Adem Aleyhisselam'ın ümmetinin içindeymiş bu. Benim yani içimizde öküz varmış hocam. Yani içime ılamadı hocam. Şeytan öküz olarak dolaşmış. O çarşaflı kadın dedi bana. Bir yemiş, biz onun için içimizde dolaşıyormuş şeytan. Bu benim tövbe estağfurullah. İçime ılamadı ama lakin ya, çarşaflı bir arkadaş dedi. Hayır, Adem Aleyhisselam'la bugüne kadar bu öküz çok büyür ya. Değil mi? Tamam. Ben ona dedim zaten. Çarşaflı bir arkadaş dolaşmış. İşte siz anlarsınız. Ben unutuyorum. Tamam, tamam. Var biraz. Tamam. Başka sorunuz var mı? Ona da doğru bir. Bir de hocam bütün dinleyicilerimden dua istiyorum. Bu oğlum çalışmıyor hocam. Sabaha kadar internete bakıyor. Ondan sonra oturuyor sabaha kadar. Artık veram oldum. Dinleyicilerimizden Allah rızası için dua. Allah Teala hidayet nasip etsin, hayırlı arkadaşlar versin ve hayırlı iş nasip etsin. Sizin gibi şu anda radyosunun başında dinleyip de ulaşamayan veyahut da dua talep eden kim varsa, ne sıkıntılar varsa Rabbim hepsini hayra tebdil etsin inşallah Teala. Evet. Peki efendim. Buyurunuz hocam. Bana geldi mi sıra? Geldi efendim. Bir hayli sorumuz var, buyurun. Evet. İlk dinleyicimiz dedi ki Nazilli'de kuraklık var. Kuraklık her tarafta var aslında. Allah-u Teala sadece Nazilli'ye değil, bütün beldelere, Müslümanların yaşadıkları, gayrimüslimlerin yaşadıkları yerde de netice itibariyle insandır. Kafir de olsa ölmeden önce herkesin bir şansı var. Ne şansı? Kurtulma şansı var. Hidayete erebilir, imanını kurtarabilir. Allah-u Teala rahmet eylesin Enver abiler her toplantıda üstüne basa basa böyle kafamıza, kalbimize yerleştirmişti. Maksadımız bir kişi daha cehennem ateşinden kurtulsun diye olmalı. Bütün din büyükleri, bütün evliya-i kiram bunun için çırpınmış. Peygamberler de aleyhissalatü vesselam bunun için çırpınmışlar. Ama hidayeti veren Cenab-ı Hak. Biz Rabbimizin emrettiği sebebe yapışırız. Kitapları dağıtırız. Efendim bu kitapların aynı şekilde mahiyetini anlatırız. Türkiye gazetesinde Ehl-i Sünnet itikadı anlatılmaktadır. Bu gazeteye abone olmasını söyleriz. Türkiye takvimi alınmasını ve buna göre hareket edilmesini anlatırız, söyleriz. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Çünkü Allah-u Teala bize de hesap soracak. Sizin elinizde gazete vardı, Türkiye gazetesi vardı, TGRT FM vardı, TGRT televizyonu vardı. Takvim basma imkanınız vardı. Buralarda aynı şekilde yazdınız. Ve aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı, Allah-u Teala rahmet eylesin, o da bir ömür boyu insanlar cehennemden kurtulsun diye bu kitapları yazdılar. Bu kitapları basıp dağıttınız mı, verdiniz mi? Bunlara maddeten, manen, bedenen veya dua ile yardım ettiniz mi? Hep bize sorulacak.
böyle Cenab-ı Hak bir nimet verince o nimeti şimdi biz mesela rahat rahat anlatıyoruz bunu. Ama bizim kalbimize bu nimete kavuşmayanlar da var. Bizim kalbimize Allah-u Teala o sevdiklerinin sevgisini ihsan etmiş. Ehl-i sünnet itikadını ihsan etmiş. Ve bu nimetle kavuşanlar bir araya gelmişler. Bu hizmetleri yapmak için kimisi kitap dağıtıyor, kimisi gazeteye abone bulmaya çalışıyor, kimisi takvimle meşgul oluyor, kimisi radyo veya televizyon yayını olarak insanlara iletmeye çalışıyor. Şimdi ulaşmayan ve ilk defa duyup da inecekler reddeden, inkar eden, sebebini bilmeden inkar eden, cehennem yolunu tutanlar da var. Onlara işte sesle, radyo, televizyonla veya televizyonda görüntüyle, yazıyla, kitap, gazeteyle, takvimle ulaşmaya çalışacağız. Efendim kitabı veriyorum, yırtıyor. Olabilir. Gazeteyi gösteriyorum, sövüyor. Olabilir. Radyoyu söylüyorum, dinliyor, aynı şekilde küfrediyor. Olabilir. Peki vaz mı geçeceğiz? Hayır. Ya peygamberler, bu insanlar neler yaptılar ya? Peygamberlerden şehit ettikleri bile var. Mesela bu Yahudilerin 1000 kadar kendilerine gönderilen peygamberi şehit ettiği yazılı kitaplarda. Ama o peygamberleri yine aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan gelenleri insanlara anlatmaya devam ettiler. Yani Nuh aleyhisselam taşlıyorlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam 40 yaşında peygamber olduğu bildirdikten sonra 13 sene Mekke'de çekmediği zulüm, çekmediği işkence, çekmediği baskı kalmadı. Ama vazgeçiyorum demedi. Hatta öz be öz amcası Ebu Leheb, peygamber Efendimiz nereye giderse peşinden gider. Bu yalancıdır, bu sihirbazdır. Buna inanmayın, inanmayın diyordu. Hatta eshab-ı kiramdan bir zat daha dedi, çocuk yaşlardaydım, bir panayıra gittim dedi. Babamla beraberdik dedi. Baktım dedi, çok güler yüzlü birisi, mütebessim ve insanın için rahatlatan bir çehresi olan bir zat bir şeyler anlatıyor. Onun da arkasında hani acayip kılıklı birisi böyle değişik değişik el kol hareketleri yaparak buna inanmayın. Buna aynı şekilde bu sihirbazdır, bu bilmem nedir falan. Babama sordum, öndeki kim, arkadaki kim? Öndeki işte Abdülmuttalib'in torunu, babasının ismi Abdullah'tır, Muhammed-i Emin'dir aleyhissalatü vesselam. Arkasındaki de Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb'tir. Yani diyor yeğenini aynı şekilde yalanlıyor. Ama buna rağmen Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazgeçmedi. Hatta amcası Ebu Talip vasıtasıyla Kureyşler, Mekkeli Kureyşler teklifte bulundular. Dediler ki maksadı kadınsa dünyanın en güzel kadınlarını alalım, onun emrine verelim. Kölesi olsun, cariyesi olsun. Paraysa teneke teneke aynı şekilde altınları emrine verelim. Maksadı başkanlıksa biz onu seve seve aynı şekilde Kureyş'in başına başkan da yaparız. Ama diyor bu davadan vazgeçsin. Bunların hepsini emrine veririz diyorlar. Başkanlık var, para var, kadın var. Yani dünyalık olarak hepsini teklif ediyorlar. Amcası Ebu Talib'e bak amca diyor, buyuruyor. Mümkün olsa bir elime dünyayı, öbür elime de güneşi koysalar. Bir elimde güneş, öbür elimde dünya. Yani sen altın kadın getireceksin de avucumun içinde. Mümkün olsa verseler ben bu davadan vazgeçmem diyor. Ben bu davadan vazgeçmem. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam varisleri de böyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an. Tabiindendir bu zat. Eshab-ı kiramı gördü. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam varisidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne dil uzatan, yani Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar küfür olur buyuruyor. İman gider. Bugün mezhepsizlerin çoğu aynı şekilde kafir olmuştur, farkında değil. Kur'an, Kur'an diye bağırıyorlar ya. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne de diğer üç imama da sövüyorlar. Hakaret ediyorlar. Mezhepsizler. Kafir olur buyuruyor. İmam Birgibi ve Muhammed Kutbettin İzdiki Hazretleri gibi zatlar da kitaplarında bu afattır. Yani tehlikelidir. Her an uçurumun kenarındadır. Oraya düşebilir buyuruyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh Hazretlerine Kadıyul Kudat temiz başkanlığı. Ya bugünkü makamlar içerisinde nasıl başkanlık, yani işler başkanlığı falan değil. Çok çok onun üstünde bir makam. Teklif edildi. Kabul etmedi. Kabul etsin diye hapse attılar ve dövdüler ya. Kabul etsin diye hapse attılar ve dövdüler. Ve şehit oldu mübarek. Ve şehit oldu mübarek. Yani böyle nice, mesela Ehl-i Beyt imamlarından da var böyle. Nice İslam alimlerini şehit ettiler. Ama bunlar
ölümü göze aldılar, hiçbir zaman dönmediler. Ve geç Selçuklu Osmanlı ecdadımız yaymak için Emel abiyle bir gün anlatıyorlardı. Ta Viyana'ya kadar gittiler. Niye buyurdular? O zaman Türkiye gazetesinin Cağaloğlu'ndaydık, bir toplantı anlattılar. Niye dediler? Yani dedelerimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin diye gitti. Peki o şehit oldular. Karşı tarafta aynı şekilde öldü. Niçin öldü? Demeyiz diye öldüler onlar da. Deyin diye öldüler. Yani bunu deyin cehennemden kurtulun. Hayır, biz cehenneme gideceğiz. Bunu demeyiz dediler. Ve bir de şey hatırıma geliyor da. Nuh Aleyhisselam gemi yaparken, kitaplarda böyle enteresan şeyler de anlatılıyor. Gemi yaparken ismi de zikrediliyor. Altı parmak peygamberler tarihinde miydi? Birisinde okumuştum ben onu. Hatta Şevahül'ün nübüvvetini de kısmen bahsediyor. Yani o zamanki insanlar boy, pos itibariyle bayağı iriymiş. Benim bir Kur'an-ı Kerim hocam vardı. Allah da rahmet eylesin. Azad Osman Efendi derler şimdi. Konya'da hala onun talebelerinden olanlar var. Oradan ders almış. Hafız yetiştirirdi ve aynı zamanda tecvid öğretirdi. Ben de kendisinden önce talebesine, sonra kendisine gitmiştim. O da anlatırdı. O böyle mübarağlı bir şekilde anlatırdı bunu. Derdi ki denize girermiş. Yani Nuh Aleyhisselam zamanında yaşayan adam. Denizin suyu dizine gelirmiş. Eliyle denize salar, balığı tutar, güneşte pişirir, yermiş, öyle anlatırdı. Şimdi iriliğini anlatmak. İriliğini anlatmak için. Hatta iki böyle vadi, köprü yapılması lazım. Bu adam öldükten sonra bunun bu kaval kemiklerini koymuşlar. Öyle anlatırdı. Askı hani, olarak. Yani mümkün mü? Mümkün. Yani Allah-u Teala dilerse yaratır mı? Yaratır. Hani Cebrail Aleyhisselam böyle kanatlarını bir açmış, her tarafı kaplamış falan. Her tarafı. Hatta o da netice itibariyle yaratılan bir mahluktur. Evet, günah işlemezler ama gönlüne gelmiş. Acaba demiş Rabbim benden daha böyle büyük birisini yarattı mı diye. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki falan yerde yarattığın bir melek kulun var, git ona selamımı söyle. Bütün o 360 bin ne kanadıyla beraber gidiyor, onun kulağına sığmış diye anlatıyor kitaplarda. Şimdi Allah-u Teala'nın kudreti var. Yani. Kudreti yani. Evet. Orasını şey yapınca mesele İstediğini bitiyor. İstediğini işte şekilde yaratabilir. Şimdi Nuh Aleyhisselam bu adamı çağırıyor. Bu iri adamı. Diyor ki bana diyor dağdan şey getirirsen, ağaç getirirse senin karnını doyururum. Böyle dev gibi adamı da doyurmak çok zor bir hadise. Diyor söz mü? Söz diyor. Tamam diyor, gidiyor. Hatta bizim o Kur'an-ı Kerim hocası anlatıyordu falan. Şeytan gelmiş ona musallat olmuş. Demiş ki ya demiş, Nuh'un demiş Aleyhisselam evinde küçük bir tencere var. O tencereyi demiş sen ağzına koysan ağzın kenarında bir yer tutar yani. Tencere. Bırak demiş işi. O tencereyle verecek sana yemeği. Seni nasıl doyuracak? Nasıl doyuracak falan. İşte kolunun birinin içindeki ağaçları atmış, öbürsünü getirmiş falan. Demiş ağaçları getirdim. Nuh Aleyhisselam demiş şeytanın vesvesesine uymasaydı daha iyi olurdu falan. Ama demiş gene sözümü tuttum demiş. Benim karnımı doyur iyi. Koymuş tencereye, kıta şeytanın dediği gibi. Bu mu demiş yani. Evet demiş bu. Demiş ya ben demiş tencereyle beraber ağzıma koysam bunu ağzımın bir köşesinde aynı şekilde bir lokma ekmek gibi kalıyor demiş, tamam mı? Nuh Aleyhisselam buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim de başla diyor. Demem ben onu diyor. Ya diyor Bismillahirrahmanirrahim de başla. Demem ben onu diyor. Bir daha şey yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim de başla onu. Başla diyor. Demem ben onu diyor. Öyle deyince neyi demezsin diyor. Bismillahirrahmanirrahim demem diyor. O zaman ye diye. Ağzının içerisinde bir lokma yer tutan tencerenin içindeki yemek karnını doyuruyor. Ne için? Bismillahirrahmanirrahim dedi. İnansın inanmasın. Hatta Emel abiler anlatmışlardı. Ama şeyde İngiltere'de bir toplantı olmuş dünyada. Böyle İslamiyet'i yayan, hizmet eden gruplar orada toplanmışlar falan. Gazetecilerden de aynı şekilde Emel abiyi de davet etmişler. Orada anlatıyorlarmış herkes. İşte nasıl çalıştığını. Bir tanesi demiş ki biz demiş Hindistan putperestlerin ortasında orada demiş aş evleri kurduk. Bazı zenginler bize destek veriyor. Onlarla aynı şekilde. Gelen kim olursa olsun karnını doyuruyoruz. Fakat demiş biz böyle demiş 20-30 kişi veyahut da 50 kişilik bir grup ayarladık Müslüman. Onlar oturuyorlar. O yemek yeni kenarında la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlar. O putperestler yemek yedikten sonra onu kendilerine göre böyle bir hani şey gibi, şov gibi hissediyorlar. Ritim. Ritim gibi falan. Onlar da geçiyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tabii Allah lafzını söyleyince, la ilahe illallah deyince kalbe onur girmeye başlıyor. Ve böylece çok putperest diyor, Müslüman oluyor. Hemen abiler anlattı. Allah Allah dediler. Adamların tuttuğu böyle bir yol varmış dediler. Böyle bir yol varmış. Dolayısıyla hani şeye de giremedik de konuya giremedik ama
Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sebeplerin hepsine bizim yapışmamız gerekiyor. İnanmak veya reddetmek kişinin kendi iradesine bırakılmış. Hidayeti veren de Cenab-ı Hak. Hani ya diyor anlattım diyor. Adam anlatıyorsun kalben ve şey itibarıyla, hatta bir tane bir arkadaşım birisi anlatıyor. İtikadı bozuk birisi abi diyor. Bir gün böyle karşılaştık diyor adamla diyor. Böyle şey yaparken diyor falan, konuşurken falan diyor. Böyle ikimizin de söylemleri aynı oldu. Demiş ki ya sen bunları nerede duydun? Ben demiş Tekeret FM'i dinliyorum. Ama demiş sizin itikadınız ehl-i sünnet değil. Değil ama demiş. Dinliyorum ben demiş onu. Demiş dinliyorum dinliyorum demiş. Kafamda kalbimde dediğinin doğru olduğunu biliyorum demiş. Anlıyorum. Ama demiş şu kalbim demiş açılmıyor. Ha, bu noktaya geldiyse açıldı o bir gün. Fakat demiş bazen demiş ya bize de demiş kılıcı çekiveriyor demiş Osman Hoca demiş doğrayıp geçiyor. Biraz demiş yumuşak iniş yapsın. Ya biz doğramıyoruz kimseyi. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bildirilen naklediyoruz. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, elbette bir hikmeti var. Cenab-ı Hak hakimdir, yani hikmet sahibidir. Onun yaptığı şey hikmetlidir. Mümin daima hayırlısını istemeli. Çünkü neyin kendisi hakkında hayırlı olduğunu bilemez. Vaki olanda hayır vardır. Bir ayet-i kerimede mealen, hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze sebep olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir buyruluyor. Demek ki bazı şeyler zorumuza gider, çok üzülürüz. Bu musibet başıma nereden geldi deriz. Halbuki bilmeyiz ki bu bizim için hayırlıdır. Bazı şeylere çok seviniriz, yaşadık deriz. Bilmeyiz ki onlar bizim için kötüdür. Bir padişah veziriyle ava çıkar. Tanınmamak için kıyafetlerini değiştirirler. Fakat vezirin bir adeti vardır. Ne olay olursa olsun, efendim bir hikmeti vardır der. Padişah avını vuramayınca, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişah çukura düşünce, efendim üzülmeyin bir hikmeti vardır der. Padişahın gözüne bir çubuk gelerek gözünü çıkarıp kör eder. Vezir yine, efendim bunun da bir hikmeti vardır der. Artık padişah dayanamaz. Gözüm çıktı, hala hikmeti vardır diyorsun. Defol buradan der ve vezirini kovar. Vezir ayrıldıktan bir müddet sonra eşkıya o beldeyi basar ve padişahı yakalar. O her ne kadar durun ben padişahım dese de inanmazlar. Bir yere götürüp bizim reisimizin bir adağı vardı. Bize canlı olarak ilk yakaladığınızı adak olarak kesin demişti. Bunun için şimdi seni boğazlayacağız derler. Yere yatırırlar. Tam kesecekleri vakit içlerinden biri, bunun bir gözü kör, durun körden kurban olmaz der. Durumu reislerine sorarlar, reisleri de o zaman bırakın onu, başkasını bulun der. Padişah ölmekten kurtulup saraya gelince, hemen bana veziri bulun der. Vezir gelince, padişah özür diler. Sen haklıymışsın, seni kovdum ama yanlış yapmışım, hakkını helal et der. Vezir de, efendim üzülmeyin, kovmanızda da bir hikmet varmış. Beni kovmasaydınız sizin yerinize beni keserlerdi. Çünkü benim iki gözüm de sağlam. İyi ki beni kovdunuz diye cevap verir. Padişah da Sübhanallah seninle başa çıkılmaz der. Dolayısıyla her şeye üzülmek doğru değildir. İstediğiniz şekilde neticelenmeyen bir iş için üzülmemeli ve üzerinde ısrar etmemeli. Onun da bir hikmeti vardır. Bir kul Rabbine az da olsa yaklaşırsa, Rabbi ona daha çok yaklaşır. Kalbimizi ona çevireceğiz. Kul, Ya Rabbi diye seslenince cevap verir, Lebbeyk, ey kulum ne istiyorsun der. Af istiyoruz diyeceğiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Rabbimiz de bizim muamelemiz, Mevlalık ve abdiyettir buyuruyor. Abdiyet, kulluk ve kölelik demektir. Allah-u Teala benden isteyin kabul ederim buyuruyor. İhlasla isteyeceğiz. Rabbimize yalvaracağız. Hatamız, kusurumuz, eksiğimiz çok, niyetlerimiz karışık ama o yine de affeder, ihsanıyla muamele eder. Günah işleyince üzülelim.
dünyada verdiği sıkıntıları günahlarımızın cezası olarak düşünelim. Elhamdülillah cezamızı dünyada verdi diyelim. Allahü Teala hadisi kutsi'de beni kalbi kırık olan kullarımın yanında arayın. Yani onların dualarını kabul ederim buyuruyor. Dünya dertleri mümin kullar için bir nimettir. Dünya zaten zilli zaildir. Yani geçici bir gölgedir, gelip geçer. Günahlarımız dağ kadar olsa da onun rahmeti, merhameti sonsuzdur. Allahü Teala hem affeder hem de iyilikleri ihsan eder. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbul affe fa'fü anni duasını çok okumalı. Bu dua, Ya Rabbi, elbette sen günahları affedicisin, ihsan edicisin, affetmeyi çok seversin, öyleyse beni affet Ya Rabbi demektir. Bunlar hep Allahü Teala'nın günahkar, nefsine esir olmuş kullarına müjdedir. Dua etmek de namaz, oruç gibi ibadettir. İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmektir. İbadet de aczini, zavallılığını bildirmektir. Dua etmek emirdir. Birbirimize dua edeceğiz. Gıyaben yapılan duanın kabul edilme ihtimali fazladır. Büyüklerden biri buyurur ki, İnsan dua eder, Ya Rabbi bana şunu ver der ama o şey onun için hayırlı değildir. Allahü Teala onun iyiliği için istediğini ona vermez. O da niye duam kabul olmadı diye isyan eder. Bu bakımdan insanlar Allah yanındaki kıymetine göre dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan ederler. İkinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez, sabreder ama gitmesini isterler. Üçüncüler, dert bela gelince sevinir, razı olurlar. Dördüncüler, dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alırlar ve gitmesini istemezler. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, yani dediği bu kitabın kitaplarının mahiyeti, efendim, tam İmkan Saadeti Ebedi kitabı, binden fazla kitaptan hazırlanmıştır ve lazım olan bütün bilgilerin hepsi senetli kaynaklar olarak yollara bildirilmiş. Efendim, gusül, abdest, namaz, yani ibadat kısmı, mücazat kısmı, yani yapılan işlerdeki cezalar, muamelat, alışveriş ve benzeri şeyler, münakahat, evlenme, boşanma, talak ve 46 tane hastalık bahsi de anlatılmış orada. Arkasında alfabetik fiilisi var. Bugüne kadar işte ansiklopedim yoksa falan, kimler, nedir, ne değildir. Hem İslam alimlerinden hem din düşmanlarından orada kısa biyografiler de verilmiş. Yani anlatmış, hayatları hakkında da bilgi verilmiş. Yani şöyle söyleyeyim de tam İlmi Hasadet'te miydi? Alim bir müftü gibidir. Müftüye, imama, şuraya buraya gerek yok. Bir evde bulunması gereken bir kitaptır. Lazım olan her konu. Arkasında fihrist var. Alfabetiktir. Açarsın, bulursun, oradan okursun. Anlamadın, bir daha okursun. Anlamadın, bir daha okursun. Sonra birisiyle beraber okur, işaret edebilirsin. İyi anlayabilmek için. On sana mesela faideli bilgiler. Orada mezhepsizler, zındıklar, din düşmanları. Ve onların söyledikleri, onlara cevaplar var. Herkese lazım olan iman kitabı Mevlana Bağdat'ın İtikadname kitabından alınmış ve bazı başka kitaplar da eklenmiş. Orada iman, itikad bilgileri anlatılıyor. Ve Kıyamet Ahiret kitabı var. İmam Gazali Hazretleri'nin ölüm, ölüm sonrası. Ve orada Vehhabilere cevaplar da aynı şekilde bildirilmiş. Ben Akıb-ı Çahariyari Güzin, Eshab-ı Kiram'dan Hulefai Raşidin ve bazılarının hayatları aynı şekilde naklediliyor. Şevahid-i Nübüve, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını anlatan bir kitap. İngiliz casusun itirafları, Hemfer'ın itirafları, yani Vehhabilik nasıl kuruldu, onlar bildiriliyor. Hak sözün vesikaları, o kitap Abdullah Süveydi Hazretleri'ndir. Şiilik ve Şiilere verilen cevaplar orada çok güzel bir şekilde bildirilmiş. Ve Harput-i İshak Efendi'nin cevap veremedi kitabı, Diyaül Kulüp. Yani bugünkü misyonerlerin propagandasına karşı o kitabı aynı şekilde ilaç olarak kullanmak lazım. Dolayısıyla namaz kitabı var. Sadece namazı kıyamet anlatan ve kıyamet ahiret anlattık. Eshab-ı Kiram kitabı ve İslam ahlakı. Evet. İslam ahlakı kitabı hem kötü huyları anlatıyor hem de Mızraklı İlmihal ve Eyyühel Veled İlmihal'i beraberce yayınlanmış. Hani Saadet-i Ebediye'yi hani büyük gören İslam ahlakı kitabını okuduğu ve onunla amel ettiği zaman kurtulur. Ecdadımızın el kitabıymış.
Namaz kitabı müstakil olarak zaten namazı anlatıyor. Yani bunlar okunduğu zaman, hatta saadeti ebediye için bu kitabı okuyup anlayan alim olur. Tatbik eden de evliya olur buyurmuş. Başka formüle de gerek yok. Efendim camiye dedi gidemiyorum, işte işim sebebiyle şu veya bu şekilde gidemiyorum falan. Ben deden dedi dışarıda da bahçede şurada burada kılıyorum dedi. Bunun mahsuru var mı? Hayır, yok. Zaten itikadı ehl-i sünnet itikadına değilse ve namaza ait bilgileri bilmiyorsa böyle birisinin arkasında kılmak da aynı şekilde uygun olmaz buyuruyor. Babam dedi vefat etti, arkasından hayır yapmak için. Mevlid Allah rızası için okunursa, çalgı malgı da girmezse, yemek ikram edilirse bundan hasıl olan sevabı meyite gönderilebilir. Okunabilir mi? Evet, okunabilir. Ama şartlarına uygun şekilde olacak. Peki bunun için ne yapılabilir? Mesela kitap alıp dağıtmak, sevabını babasına göndermek. Kelime-i tevhid, yani hatmi tehlil yapmak. Ondan sonra diğer tesbihatlar okumak, ruhlarına hediye etmek. İskatını yaptırmak. Bu şekilde böyle ölene yardım edilir efendim. Diğer dinleyicimiz, ablam dedi 26 sene önce zihnen zenginmiş dedi. Peki dedi bu dedi o zamana göre mi? Evet, o zamana göre. Mesela o zaman 26 sene altın kaç lira ise Türk lirası olarak, elindeki 150 gramın işte 40'ta birini alacak, ayıracak. Ne eder aşağı yukarı 3.7 gram falan ediyor neyse. 150 gramdan 3.7'yi çıkaracak ikinci senenin zekatını, ikinci senenin. Bir sene kalmış zaten. Ha, bir sene kaldıysa 3.7. O zamanki fiyatını bulur. Gogol amcadan bulabilir. Bulur. Onunla çarp, onun bedelini aynı şekilde öyle de verebilir, verebilir. Veyahut da işte 4 gram altını geçmiş senemiz zekatı diye verebilir mi? Verebilir. Efendim dinleyicimiz dedi ki balı dedi çıtasıyla satıyoruz. O götürü usuldür. Yani çıtadan çıkarıp şey yapacak mıyız falan diye. Yok, gereği yok. Adama diyorsun ki ben çıtasıyla bu fiyata, mesele yok o zaman, götür usulü olur mu? Olur. Şimdi çıtanın içerisinde iken işte bu ne kadar geliyor falan, ne kadar geliyor. Arkadaş biz çıtasıyla beraber teraziye koyduk, çıtasıyla beraber bu işte 950 gram geldi. Ha, bunu da söylersin, aldatmış olmazsın. Yok efendim çıtasını çıkardığın zaman bile 1 kilo 250 gram geliyor falan. Ya, yalan olur o zaman. Çıtasıyla beraber böyle geliyor ama biz bunu çıtasıyla beraber bu şekilde şu fiyata veriyoruz. Mesele yok o zaman. Yani aldatmak yok, aldanmak da yok. Kur'an-ı Kerim okuduk bitirdik. Veyahut da aynı şekilde Yasin-i Şerif okuduk bitirdik. Nasıl dua edeceğiz? Tabi bitirdikten sonra üç defa salavat-ı şerife getirmeli. Veyahut da bir Fatiha-i Üç İhlas'ta okumalı. Okunursa, vakti varsa. Ya Rabbi okuduğum bu surelerden, salavat-ı şeriflerden, okuduğum aynı şekilde ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı evvela peygamber efendimize, sonra bütün peygamberlere, eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün İslam alimlerin ruhlarına, ondan sonra da kendi geçmişlerine ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ahirete intikal olmuş, babaannem öyle derdi, kimi kimsesi kalmamış, bana da bir dua eden yok mu diyenlerin de urufu şerifine diye gönderirdi kadıncağız. Evet, öyle urufu şeriflerle göndersinler. Efendim, dinleyicimizin bir suali daha vardı. Saçı dedi tepeden bağlamak. Bağlamak ayrı, topuz yapmak ayrı. Bunu birbirinden ayırmalı. Yani tepeye toplamışım, enseye toplamışım, böyle yumruk gibi yapmışım, odur topuz. Yoksa mesela diyelim ki arkaya da bağladı saçını. Enseye bağladı. Enseye bağladı veya tepeye bağladı. Orada belli oluyor. Belli olacak canım şimdi. Normal saçın üzerine aynı şekilde diyelim birazcık kabarık bir şey geldi. O topuz olmaz. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Bak o, biz dayı derdik. Onun sözü hatırıma geliyor. Tarpat Hanım'dan öseydim bunu da duymayacaktım ya. Adem Aleyhisselam zamanında şeytan öküz şeklinde girmiş Adem Aleyhisselam'ı. Ümmeti onu öyle görmüş falan. Ondan sonra kafası bozulmuşlar, öküzü yakalamışlar. Şeytan öldü o zaman değil mi? Yani yedik, bir de yedik. Bir de yedik. Ama onlar bilmiyormuş. Üstüne helva yemeleri lazım. Tövbe ya Rabbi ya. Bir kere şeytan öldürülmez, şeytan tutulmaz. Şeytan da aynı şekilde bunlar yapılmaz. Bunların asla astarı yok. Bu ahmaklığın daniskası. Şeytan, Adem Aleyhisselam zamanında iblis, o cin tayfasındandır, melek değildir. Cin tayfasındandır ve Allah-u Teala'dan izin istedi, kıyamete kadar ömür istedi, Allah-u Teala da verdi. O yaşıyor ama bunlar erkek ve dişidirler. Erkek ve dişidirler. Dolayısıyla bunlar evlenerek çoğalırlar. Dolayısıyla şeytan bir tane değil. Hatta kitaplarda anlatılıyor.
Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretleri de sohbetlerinde anlatırlardı. Enver abi de naklederdi. Şeytanların da şeyi var. Yüksek olanlar, has tabakası var. Bir de avam var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlarla bu havas dedikleri üst tabaka şey yaparmış. Avam işte bizim gibi onlarla falan böyle itikadı bozulsa şey onlarla aynı şekilde oynarlarmış onlar. Dolayısıyla kıyamete kadar da bunların nesilleri devam edecek mi? Edecek efendim. Bunun aslı astarı yok, uydurmuş. Din adına söyleyince çok tehlikelidir. Ona da dikkat etmek lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.